İyiyim, iyiyim. Yeni parçayı taktırdım. Eskisinden daha iyiyim. Çok sevindim abi. Sen gittiğinden beri operasyondayız. Bu aralar nasılsın? Bayağı hareketli. Bıraktığın gibi yani. Ha, ben bu arada birkaç gün İstanbul'dayım. Hadi ya, o kadar mı özledim ben? Buraya geliyormuş. İyi, gelsin. Birkaç gün takılıp Ankara'ya döneceğim. Eski görevden çağırdılar. İyi yaparsın. İstihbarata ihtiyaç var. Bak, bizim çocukların hepsinin selamı var sana. Aleykümselam hepsine. Ha, bana bak, dikkat et ha, ara gelince. Tamam tamam, eyvallah, ararım abi. Gelsin bakalım Oktay Bey. Bayağı da samimi olmuşsunuz. Tabii omuz omuza çatışınca oralarda, dost olunur oralarda, normal. Ne oldu, kıskandın mı? Yok ya, ben girmeyeyim aranıza. Bana bak, başka bir şey soracağım asıl sana. Sor. Şu Zeliha mevzunu niye açmadın bana? Ne ara açacaktım usta? Ameliyattan çıktın mı var? Sana kim anlattı? Suat. Yuh ya, ne ara? Ya dur bir dinle, bir şey diyeceğim ama alınmayacaksın. Çok yanlış yapıyorsun. Sen mi söylüyorsun bunu? Lan sen Tunç'u evire çevire dövmüş adamsın. Sen de dövseydin lan o zaman, evden kovmak ne demek? Kızın ne yanlış yaparsa yapsın, bırak gözünün önünde yapsın. Şimdi istese de dönemez evine. İstese döner. Döner. Niye dönmesin? Nah döner. Gurur yapar. Neyse, merak etme, elinde kalıyor şimdi. Hadi ya. Arkadaşını da biliyordum ben. İyi bari. Selin'e bak be, hakikatte kızmış. Sen de düşün bitir artık şu küskünlüğü müskünlüğü. Çıkarma artık. Of. Of. Ailenin tehlikede olduğunu görünce mecbur kalmış demek ki çocuklar. Allah rahmet eylesin ikisine de. Mekanları cennet olsun. Bu kaçıncı ya? Pekala. Elimizdeki bilgileri geçelim Arif Müdür'e. Müdürüm. Gasp edilen araç dere ağzı mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Limanda ne yapıyorlarmış? Denizden mi kaçacaklarmış? Anladığımız son baskından beri teknede kalıyorlarmış müdür. Erzak tedariği yaparken görmüş devriyeler. Kaçacaklardı belki de. Sanmam. Gümüş bu kadarcık patırtıdan korkup kaçacak adam değil. Hüsnü haklı. Muhtemelen ortalığın yatışmasını bekliyorlardı. Tekne sahibinin bir bağlantısı olabilir mi bunlarla? Züha Kaplan adına kayıtlı. Gebetesi temiz. Artık değil. Çıkın o zaman siz Hüsnü ha. Ben de izin isteyecektim zaten. Bulalım şu kaptanı. Ali, Volkan. Hadi. Gümüş şimdi iyice derine inecek. İşimiz daha da zor. Bu yüzden en ufak detayı, en alakasız görünen bir ihbarı da atlamayacağız, tamam mı? Tamam. Müdürüm affedersiniz. Şu kaçırılan kızın babası Mustafa. Evet. Saldırıya uğramış. Nerede? Kendi mahallesindeki sağlık ocağına götürmüşler. Eve geçiyorum dedi. Bir bitmedi namussuzlar ya. Selin, Hakan. Biz de gidip bakalım şunlara, hadi. Siz bakın işinize hadi. Haberleşiriz. Burası sende ailen. Tamam baba. Eda otur şu dosyalara bakalım. İki polisin şehit olduğu olay yerinden görüntüler izliyorsunuz. Saldırganlar aracı gasp ettikten sonra kaçtılar. Şey mi dedim baba? Şehit polislerin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine baba, gönderilecek sayın baba. Seyirciler. Baba! Baba yapma! Baba! Baba yapma ne olur baba! Baba yatman lazım, duymadın mı baba? Baba! Mesut Bey ne yapıyorsunuz? Dur. Kalkamazsınız tamam, Mesut karışmayın Bey. Karışmayın bana. Doktor Bey'i çağır, koş. Mesajımı verin. Mesut Bey, hayati tehlikeniz var. Yapmanız lazım. Baba yapma, baba. Mesut Bey. Doktora. Ne oluyor burada, ne doktora oluyor? Bir bakın, yatırın, lütfen. Yatırın, yatırın. Yatırın, çabuk, lütfen. Çabuk. Yatırın. Ben de yemeyeyim ben istediğimi. Geliyorum şerefsiz. Tamam, dikişler sağlam. Pansuman setini getirin. Bekle Gümüş.
Mesut Bey ciddiye almıyor ama epey riskli bir ameliyat geçirdi. Kendiyle ilgili herhangi bir şeyi ciddiye aldığını görmedim zaten. Bu sefer alsa iyi olur. Yani az önce bahsettiğimiz geçmiş değil. Mesut Bey iyileşmek istiyorsa kendi vücuduna yardım etmesi lazım. Belki dışarıdan yardım. Nasıl bir yardım? Psikolojik daha çok. Biz fiziki fonksiyonları için elimizden geleni yapıyoruz. Ama psikoloji düzelmeden... Sen beni bir an önce iyileştirmeye bak, psikolojime de karışma. Dün gümüşlerin şehit ettiği çocuklar, yüzlerini çıkaramadım. İsimleri de tanıdık gelmedi. Bizim oradan çocuklar mı? Yok değil, karakol devriyesiymiş. Gümüşün günahları çok birikti Selin. Temize çekmek lazım artık. Çekeceğiz, çekeceğiz, az kaldı. Nasıl? Sağlam istihbarat geldi. Gümüş'e örgütün yurt dışı ayağından büyük bir para geliyor. Peki parayı kim getiriyor? Kim? Gümüş'ün İngiliz karısı. Örgütte miymiş? Gümüş'le örgütteyken tanışmış. Bir de çocukları varmış. Bunları bir şekilde kullanmak lazım. Öyle tabii. Sen düşün. Eğer Rıza babanın aklına gelenlerden daha iyi bir şey gelirse aklına haber ver. Rıza babanınkine. Niye? Kopya mı çekeceksin? Hadi ben kaçtım. Söylesene kızım. Gözünü seveyim Mesut ya. Gel ben seni geçireyim hadi. Aa, kalkmasaydın sen. Gel gel. Hadi dikkat et kendine. İyi gördün Mesut'u. Pek iyi değil aslında. Niye? Değerleri düzelmedi mi? O değil. Dün Gümüş'ün haberini duyunca televizyonda delirdi. 3-4 kişi zor zapt etti bu haliyle. Kötüydü. Yapma ya. Panik atak dedi doktor. Bundan sonra da yaşayabilirmiş benzer atakları. Atsana şunu. Oktay abi arıyor. Mesut abi. Ne haber? Beni boş ver ya, sen nasılsın? Yatıyoruz işte. Bak bak şimdi bak. Şişt, yaklaşın lan. Bak kimler var burada dede. Komiserim geçmiş olsun. Geçmiş olsun komiserim. Abi sevinesin diye aradık ya. Hepinizi de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Biz de sizi dede. Bu dağlar sensiz çekilmiyor dede. Oktay abi çok sevindik aradığına. Tamam Tunç, yarın oradayım. Tamam, selam söyle arkadaşlara. Eyvallah kardeşim, onların da selamı var. Hadi kapatıyorum.